Efendim merhabalar, ne var ne yok, hoş geldiniz. Araştırmacı yazar Koray Kamacı'yla birlikteyiz. Koray Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim Türker Hocam. İnşallah güzel bir yayın olacak çünkü İnşallah. İnsanlarımız gerçekten şu anda inanılmaz derecede İsrail'in yaptığı vahşetten dolayı çok rahatsız. Perde arkasını rahatsız. Koray Kamacı'dan evet. Dinleyeceğiz. Bu arada bu videoları artık Ne Var Ne Yok kanalında tek parça halinde yayınlıyorum. Haberiniz olsun, siz istediniz biz yaptık. Tek parça ama abone olmayı unutmayın, hemen girişte daha söylüyorum. Abone olmanız çok önemli. Lütfen abone olun efendim. Hocam şöyle başlayalım evet, hemen. Evet, böyle başlayabiliriz. Tabii şimdi bu resimdeki kişi ve bu sözü söyleyen isim Henry Kissinger. Yani Amerika Birleşik Milletleri'nin derin akıllarından biri. İşte bu Brezinski'ler, Eric Edelman'lar, Henry Barkey'ler, aynı şekilde Henry Kissinger'lar. Bunlar Amerika'nın özellikle o neokon tayfası vardır. Bu İsrail'in şu anki işgalini destekleyen tayfa. Zaten Amerika'da en çok destek aldığı yer İsrail'in neokonlar ve evangelistler. Bunlar da o tayfadan. Ta 90'lı yıllarda Henry Kissinger'ın ifade ettiği çok önemli bir söz. Hatta dönemin gazetelerine de çıkmıştı. O söze bakın şimdi bir görelim. Her şey planlandığı gibi giderse Orta Doğu'nun yarısı İsrail'in olacaktır. Şimdi bu plan uzun zamandır yapılıyor. Yani bunun dünyaya aktarılmış hali her ne kadar Büyük Orta Doğu Projesi dahi gibi olsa da aslında projenin gerçek ismi Büyük İsrail Projesi. İsrail dünyaya bunu Büyük İsrail Projesi olarak algılayıp dayatamayacağı için böyle soslandırılmış bir isim kullandı. Bunu her zaman da söylüyoruz. Yıllardır da söylüyoruz. Siz de biliyorsunuz. Şimdi bu da o şekilde önemli. Şu anda gidişat tam gerçekten de evet şu an buna doğru yani, gidiyor. Tabii bu olmaz ama planları bu. Ama plan bak o düğmeye bastılar. Geçelim. Gelsin sonraki. Şimdi bu Trump buna neler dedi? Şimdi burada söylemeyelim, rütüye takılmayalım. Trump buna bir laf söyledi biliyorsunuz. Bu evet. Savunma Bakanı'na... Yo, almak nokta... diyebiliriz mesela, öyle çevirebiliriz. O başka bir şey söylüyor. Y nokta bilmem ne dedi de. Şimdi anlayan anladı. Y ile başlayan. Y ile başlayan bir söz söyledi. K'la biten bir söz söyledi. Evet, bravo. Şimdi hak ediyor. Daha fazlasını da hak ediyor. Trump'ın böyle zaman zaman çıkışları var. Çok da önemli. Şimdi bu adam, bu... Yani adam da demeyelim de bunun ne olduğu da belli değil. Neyse. Bu... diyor ki Savunma Bakanı İsrail'e, Lübnan, Suriye ve İran dahil olmak üzere tüm cephelerde açık çatışma söz konusu. Şimdi bunu o saldırının ilk günlerinde söyledi. Yanılmıyorsam 8 veya 9 Ekim'de söylemişti. Bunu söylediğinde, bak Türker Hocam çok önemli, daha hala işte İsrail bombalama yapıyor vesaire, işte Hamas geri çıkış yapacak, karar harekatı olacak mı derken bunları söylüyordu. Yani bunu söylemesinin sebebi aslında savaşın sadece Gazze ile veya Filistin'le sınırlı kalmayacağı, birçok yere sıçrayacağının aslında bir ikrarıdır bu. Hı hı. Sonra zaten bunun gibi daha çok itiraflar da geldi. O yüzden aslında hedefte Büyük İsrail Projesi çerçevesinde oluşturulacak sınırlar var. O yüzden de bakın buradan iddia, bu video bugün yayınlanacak değil mi? Evet. 2-3 gün içinde, bakın iddia ediyorum. 2-3 gün içinde İsrail Lübnan'a saldıracak. Çünkü Hizbullah şu anda inanılmaz derecede, Irak Hizbullah'ı dahil, Lübnan'daki Hizbullah şu anda savaş alarmına geçmiş durumda. Birazdan o görüntüler de gelecek. Yani İsrail 72 saat içerisinde Lübnan'a saldırabilir. Evet, Lübnan'a saldıracak. Bunu da burada söyleyelim. Lübnan'a bir saldırı olacak. Şimdi diyecekler ki bizi izleyenler, ya Gazze'ye karar harekatı yaptı mı ki Lübnan'a yapmasın? Gazze ayrı bir şey. Gazze işin yine aynı şekilde tutulup orada efendim gösterilmiş hali. Asıl niyet birçok cephede savaşmak. O yüzden Amerika Birleşik Milletleri buraya geldi. Onu da birazdan söyleyeceğiz. Geçelim. Sonraki gelsin. Bakın geçelim. Şimdi bunu sene verebiliriz. Bunu bir donduralım önce. Dondurun bir arkadaşlar. Bir başa alın, sesini açacağız birazdan ama önce hoca söylesin. Bu hatırlar mısın senin programda Ne Var Ne Yok da geçen sene canlı yayında Ekonomist Kapağı'nın yılbaşı şeyinde çıkan kapakta biz bu kapağı yorumlamıştık. Evet, evet. O yorumlarda Büyük İsrail Projesi kapsamında 2023 yılında düğmeye basılacak ve 2023 yılı itibariyle özellikle İsrail, İran dahil olmak üzere pek çok yere Büyük İsrail Projesi çerçevesinde saldırılarda bulunacak. Tabii bunu da belli bahanelerle yapacak vesaire demiştik. Bu kapağı da hatta hatırlarsan sen söylemişsin, sesli gelecek. Yeşil, beyaz, kırmızı. Neyi hatırlatıyor dedik? İran bayrağı. Oradan da yola çıkmıştık. Söylediğimiz hususlarda özellikle bakın bu ağacın daha sonra Lübnan bayrağıyla hemen hemen eşdeğer olduğunu birazdan videoda gelecek. Filistin'in armasındaki kartal amblemin aynısı ki 3-3 6 tane, yani 6 ay içinde bu savaş daha da şiddetlenebilir. 6 ay içinde bu savaş daha da 6 ay sürecek. Filistin mücadelesi olacak. 6 aydan sonra diğer daha büyük mücadeleler Orta Doğu'yu bekliyor.
Çok ilginç sırlar içinde barındıran bir kapaktı. Sesli verelim bak çok daha iyi. Buyurun izleyelim bakalım. Tam ekran verin. Stin 2023 yılbaşı kapağına dikkat edin. Bu kapakta İsrail ile ilgili birçok mesaj bulunuyor. Bu kapağı 2022 yılında şöyle değerlendirmiştik. Kapaktaki önceki renklere bir bakalım. Kırmızı, yeşil, beyaz. İran bayrağı burada bir kere ortaya çıkıyor. İran'ı bir şekilde 2023'te Büyük İsrail sınırlarına ulaşmak için halletmeye çalışacaklar ve asıl hedef İran. 9 aya giden süreçte bütün bu taşlar tek tek olacak. Bunlar aslında İran yönlü olacak. Bakın göreceksiniz. Ve bu olay gerçekleşti. İsrail resmen düğmeye bastı. Bugün yaşanan olaylara baktığımızda 2022 yılında yayınlanan bu kapakta fark etmediğimiz detaylar da olduğunu görüyoruz. Bu detaylar ise şöyle. O ağaç aslında ne kadar önemli Lübnan olduğunu anlıyoruz. Lübnan bayrağından da. Orada Filistin devlet arması, kartal, Filistin bayrağı var. The Economist. Evet. İlginç. Yani bu açıdan hiç bakmamıştım ben. Evet. Ben geçen sene bu açıdan size söylemiştim. Gerçekten de. Hakikaten Lübnan bayrağı, o Kartal'da Filistin diyorsun. Evet. Maalesef çok çok önemli bir süreç. Demek ki yani adamlar mesajdan o ince ince veriyor. Zaten Ekonomist dergisinin biliyorsun yani amacı bu. The Economist'in bugün biz onu yayında göstereceğiz. 2012 evet. Kapağı zannedersem var. Paraşütle, yani paramotorla Netanyahu ve Filistinliler karşı karşıya geliyor. 10-11 yıl önce yapılan bir kapak. İşte. Böyle yani zihinlere bunlar, sokmaya çalışıyoruz. Mesajları vermeye çalışıyorlar. Geçelim. Sonraki gelsin. Şimdi Arz-ı Mevut. Evet. İsrail'in, nedir hocam Arz-ı Mevut? Şimdi vaat edilmiş topraklar var. Tahrif edilmiş Tevrat'ta özellikle Tekvim bölümünün 15'e 18 babında tahrif edilmiş Tevrat'ta geçen sınırlardan bahsediyor ki Arz-ı Mevut yani İsrail'in vaat edilmiş toprakları, İsrail'e vaat edilmiş güya Allah Tanrı tarafından vaat edilmiş topraklar. Bakın orada da zaten diyor o gün Rab Abram'la İbrahim Aleyhisselam'ı söylüyor. İbrahim Abram'la ahd edip dedi. Mısır ırmağından büyük ırmağa Fırat ırmağına kadar bu diyarı senin zürriyetine verdim diyor. Şimdi bu tahrif edilmiş Tevrat'ta şimdi gerçek Yahudiler vardır. Gerçek Yahudiler dediğim doğru anlaşılsın. Yani gerçekten yazılan hükümlere daha çok bağlı olan böyle tahrif edilmiş Tevrat'taki bazı sapkın dindar mistik ezoterik Yahudilerden ayrılan Yahudiler bunları kabul etmiyor. Şimdi birazdan onlara da geleceğim. Özellikle Tapınak Tepesi'nin yıkılması konusu var. Çok önemli. Birazdan geleceğim ona Kudüs'te. Bunlar o kadar sapkın anlayışta ki bu dindar Yahudiler dediğimiz kesim. Yani Katolik Yahudiler diyeyim. Mesela geçen Amerika'da bir gösteri oldu. Senato'da biliyorsun daha dün oldu. Evet. Onlar Ortodoks Yahudilerdi. Bak onlar yani protestan protest Yahudiler. Ettiler. Savaş tabii. Dursun hemen barıştırdılar. Tabii. Ters kelepçeyi yediler. Protestan Yahudiler, Ortodoks Yahudiler ama Katolik tarzı Yahudiler yani koyu inançta, mistik, ezoterizm bunlara inanan mesela bizde biliyorsun Mehdi Aleyhisselam var onlarda da Moşiyah var. Mesela Moşiyah bunlara inanan Tanrı'yı kıyamete zorlamak deyimini sonuna kadar uygulamak isteyen grup o Siyonist Yahudilerdir. O Siyonist Yahudiler de aslında İsrail oğullarını geçmişte sürükledikleri felaketlere bir yenisini daha yüklüyorlar. Daha büyük bir felaketle karşı karşıya kalacak. Bu sefer onları Gargat Ağacı da kurtaramayacak. Bak ne söyleyeyim. Büyük bir felakete sürüklüyorlar. Güya beklenen kişiyi ortaya çıkarmaya çalışacaklar. Bunların hepsi planlı bir şekilde devam ediyor. Bunu görmemiz lazım. O yüzden bu sözde sınırlar. Bu arada biz bu Arz-ı Mevut sınırlarını dediğimiz zaman birileri çıkıyor efendim. Neymiş? Efendim bu Arz-ı Mevut sınırını söylüyorsun da işte Türkiye diyoruz hedef. Cihat Yağcı Paşa da söylüyor. Ne alakası var diyor. Ne demek ya? Arz-ı Mevut sınırları nereden geçiyor? Washington'dan mı geçiyor? Berlin'den mi geçiyor? Ya haritayı görmemiz lazım. Fırat, Dicle nehirleri nerede? Ben de bunu anlamıyorum. Cihat Yaycı da sizin söylediğinizi evet, söylüyor. Evet, haklı. Onu yanlış anlamasınlar siz ona. Tabii Cihat Yaycı da söylüyor yani bunu destekliyor. Cihat Yaycı Paşam'la sürekli görüşüyoruz. Bir tanedir. İki gün önce de mesajlaştık. Müthiş bir insan. Biz de en son Antep'te beraber. Mete çok Yarar olsun. Çok seviyoruz Cihat komutanımızla. Evet, çok güzeldi. Paşa, geçelim. Paşa hakikaten bu devletini seven müthiş on numara bir adamdır. Müthiş bir adam. Ben, yani hiç şeyini yapmaz. Doğru bildiğini söyler. Evet. Ama şu incecek bu incecek bir şey yapmaz. Doğru bildiğini söyler. Evet. Her yerde. Şimdi Erbakan, Allah rahmet eylesin, gana gana. Necmettin Erbakan Hoca. Bunu hatırlattın çok iyi oldu hocam. Evet, ya. Şimdi ya bir devletin de... Mekanı cennet. Evet, Allah rahmet eylesin. Bir devletin de kırmızı çizgileri var. Erbakan Hoca 74'te öyle bir kırmızı çizgiyle İsrail'e bir tokat atmış ki... Yani bunu anlatmak gerçekten inanılmaz derecede beni gururlandırıyor. Neden? Müthiş bir tarihi ayar. Bu bayrak çizilirken o Basel'deki Siyonist Kongre'de... Theodor Herzl. Yakın tarayın hep arkadaş. Evet, tamam, Theodor Herzl ve avaneleri Basel Kongresi'nde bu sözde bayrağı çizerken güya mavi şeritlerle Fırat ve efendim Nil ırmağına bir
şeyde bulunmuş. Ne dedi? Atıfta bulunmuş. Atıfta bulunmuş. İşte bakın orada da İsrail kurulacak çevresine. Erbakan Hoca 74 Barış Harekatı'ndan sonra öyle bir harita çiziyor ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haritasını. Bak Türkiye'nin sizin diyor amacınız Türkiye'nin kırmızı çizgileri. Of. Kırmızı çizgileri. Of. Asla Türkiye bu kırmızı. Türkiye varken Fırat ve Nil arası size yar olmayacak. Müthiş bir cevap veriyor Erbakan Hoca. Bak Türkiye'nin kırmızı çizgileri. Kırmızı çizgili özellikle çiziyor bunu. Ve bu bayrağı da buna karşı yapıyor. Müthiş bir gerçekten mesaj. Çok. Allah rahmet eylesin. Bunu da özellikle vermek istedim. Bunu çok iyi hatırlattın hocam. Evet. Yani bunu biliyordum ama bugünlerde hatırlamak çok iyi geldi. Tabii. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Geçelim. Merhum başbakanlardan. 54. Hükümetin başbakanı. Şimdi ya bu haritayı hep söylüyoruz. Hep karşımıza çıkıyor. Hele bu olaylarda daha çok söylüyoruz. Bu harita yeni değil ki arkadaşlar. Yani 1947'den beri işgalci, ahlaksız, terörist, ne diyeyim artık yani İsrail, İtrail mi diyeyim, ne diyeyim, ne derlerse desinler. Bir de böyle korkuyorlar biliyor musun? Çok korkaklar. Ya bak İsrail korkak, bizim içimizde de bizim çok korkak. Bizim içimizdekiler korkak işte. Ha, bizim içimizdeki... İsrail laf söylemeye o kadar korkuyorlar ki. Şaşırıyorum. Bakıyorum çıkıyor adam diyor ki İsrail böyle güçlü, İsrail yapsana kara harekatını, niye yapamıyorsun? Yap kara harekatını, niye başlatamıyorsun? Paramparça yaparlar seni. İsrail'in en çok korktuğu devletlerden biri Türkiye diyorum. Adam bana diyor ki ya hocam hayal aleminde yaşıyorsun. Peki örnek vereyim diyorum. Ver diyor. 2018 ve 19 yılında bir mavi vatan tatbikatı yaptı Türkiye Doğu Akdeniz'de. İsrail o tatbikattan dolayı Doğu Akdeniz'de yapacağı Nabıldina tatbikatını o dönemde iptal etmek zorunda kaldı. Mavi vatan tatbikatı o dönemde Nabıldina tatbikatını iptal ettirdi İsrail'e. Yani Türkiye'nin gücünü küçümsemeyin yani. Evet. Kendi ülkemizin gücünü küçümsemeyin. Ordu şu zamanlarda... Irak'ta yaşananlar, Suriye'de yaşananlar, İsrail'le neyi gösteriyor? Orduyu değil mi? Dünyaya baksana şu yaşananlara. Bir de Türk ordusuna bak. İmkan ve kabiliyetleriyle, inanılmaz korkusuz yürekliliğiyle, hele son çıkan savunma sanayindeki silahlarıyla vallahi billahi destan yazacak, gurur duyulacak bir ordumuz var. Nedir ya bu çaresizlik şeyiniz ya? Amerika Birleşik Devletleri hasta adam. Hasta adam son günlerini yaşıyor. Trump da söylüyor bunu. Diğer tarafta İsrail. Hani eceli gelen... Evet, köpek duvara şey yaparmış yani o misalde. Şimdi bu haritada efendim bakın 1947'den itibaren özellikle İsrail'in yayılmacı politikasıyla birlikte özellikle bu Birleşmiş Milletler'in güya paylaşım planıyla iki devletle alakalı Doğu Kudüs'ü başkent olan başkent alan bir Filistin devletini kabul ettiği halde 1967 meşhur bu Arap-İsrail savaşları var ya o savaşları da bahane ederek İsrail bu sefer daha çok ama bak Gazze hep burada kalmış. Allah'tan da kalmış deniz kenarı olan tek yer Filistin, evet, Gazze. Evet. Tekrar devam ediyor. Güncel duruma bakıyoruz. İçimiz kan ağlıyor. Nerede şurası Filistin, nerede? Şeria. Şimdi buradan da söylemek lazım. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da söylemişti. Ne diyordu? Ya İsrail senin sınırların neresi? Sınırların nerede bitiyor, nerede başlıyor? Bu ne ya? Senin sınırların yok. Diyor ki bizim sınırlarımız yok. Onu kabul ediyor. Senin daha belli sınırın yok. Sen işgalci ve bu terörist anlayışla hastaneleri bombalayarak, camileri bombalayarak neyi efendim elde etmek istiyorsun? Güya işte o büyük İsrail projesi. O yüzden buna kesinlikle karşı çıkıyoruz. İsrail resmen Filistin topraklarını bir hülleyle, efendim hileyle işgal etmiştir. Bu çok net. Az önce Cihat Paşa'dan bahsettik. Paşa'nın bana anlattığı bir şeyi anlatayım burada. Güzel olur. Yani İsrail'in nüfusu 1980'lerde 2,5 milyon civarı. Evet. Şimdi artık 10 milyonu geçtiler. 9 milyon küsürdü, gibi. 10 milyon. Yani 3 evet. katı arttı. 10 milyon. Şimdi 2000 diyor ki Cihat Paşa... Yani İsrail'in bırakın bu toprakları şu anda Filistin'e bırakmayı ve bunu kabul etmesini geçin. Yapacağı şey Gazze'yi de tamamen ele geçirmek. Çünkü evet. nüfus giderek artıyor. Yurt dışından sürekli Yahudileri buraya çağırıyorlar. Onları evet. da Gazze'ye yerleştirecekler diyor. Yani Aynen. diyor 3 katı artan bir nüfus var. Şu hayal evet. ürünü İsrail için diyor. Geri dönüş. Bu topraklardan geri dönüş. Evet. İşte Filistin olsun. Bu İsrail için hayırlı. Onlar aksine diyor. Geçti. O yüzden hastaneye bombalayabiliyorlar. Evet. O kadar evet. pervasızlar. Evet. Çünkü Gazze'ye yerleştirecekler. Ne diyor, kadar acımasız diyor. Olduğunu, kararlı olduğunu güya göstermeye evet. çalışıyor. Evet. Biz zaten biliyoruz onların vahşeti olduğunu ama sana bir ek yapayım mı? Cihat Yaycı'ya daha doğrusu. Tabii, Gazze'nin başka bir önemi daha var biliyor musun? Burada niye Yahudileri yerleştirmek istiyorlar? Niye? Gazze'nin 30 kilometre açığında Gaza Marina diye çok önemli 1 trilyon fit küpten fazla gaz var. Evet biliyorum Ve bir şey hocam. Söyleyeyim mi? Bak bombayı daha önce patlattım ama burada bir daha söyleyelim. Daha çok kitleye ulaşsın sizin vasıtanızla. Eğer bu savaş olmasaydı Gazze ile Çin arasında bu gaz anlaşması yapılacaktı. Filistin ile Çin arasında bu gaz anlaşması yapıldı. British Gas özellikle bunu 2000'li yıllarda ortaya koydu. Uzun zamanda İsrail şimdi gaz projesi var ya. EAS Metli vesaire. Özellikle Hindistan'dan gelecek bak dikkat et G20'den sonra bu olaylar başlıyor. Hindistan'da bir yol çizdiler ya.
Çin'in kuşak yol projesine alternatif bir Hindistan baharat yolu projesi İsrail'den geçecekti. İsrail'deki o gaz şeylerini falan da buradan taşıyacaklardı. İsrail buradaki gaza da gözünü dikmişti. Burada bir Tamar bölgesi var, bir de Gaz Marina var. Gaz Marina, Gazze'nin hakkı olan yer. Anlaşamadıkları için Filistin'le İsrail, İsrail bir türlü buraları alıp buradan efendim gaz ihracatını yapamıyor. Bu da bir amaç. Bak bunu da söyleyelim. Geçelim. Peki devam edelim. Geçelim. Bence çok büyük bir amaçmış hem de Gazze, yani belki de ilk amacı yani. Çok çok önemli. Tamam. Mesih inancının haricindeki ilk amacı olabilir. Kesinlikle. Evet. O yüzden Amerika bu kadar çok reaksiyon gösteriyor. Evet. Şimdi bunu sesli verebiliriz. Başa alalım. Benim ya, tam ekran altyazı da var donduralım çünkü. Ama ben başlayayım. Bir bak hoca konuşsun üstüne hocam. Ne olduğunu anlatalım. Yok ne olduğunu anlatalım. Önce bir hoca konuşsun. Ya İsrail'de olanları anlamak için eğitim adı altında, hani ağaç yaşken eğilir mevzu var ya bizde. Çocuklara, bak çocuklara şu verdikleri eğitim adı altındaki zırvalığa bakar mısınız? Bunu özellikle aldım. Bu anlayışı yıkmadan İsrail'i, bak bu anlayışı yıkmadan İsrail'i nasıl efendim durduracağız, yapacağız? İşte İsrail o yüzden diyorum güçten anlar, söylemden anlamaz. İsrail güçten anlar. Söylem devleti değil İsrail, eylem devleti. Sen de diyorum aynı şekilde mukabele etmelisin. Şimdi bak bunu alalım baştan, sesli verelim. Şimdi verin bakalım sesler. ומה קורה כשאתם רואים ילד ערבי? מה אתם מרגישים? שקנים אותכם ירושלים, מה עובר לכם בראש? מה זה ירושלים? בית המקדש. כותל. מי מאמין שבית המקדש ייבנה בשנים הקרובות? מה יש שם עכשיו על בית המקדש? אז מה יקרה מהמסגד? שובר. אם יקרה פגש בשנה האחרונה ילד ערבי? Yaşayacak diyor bizim yanımızda. Ben bu videoyu ilk kez izledim. Bak bu video çok önemli. Şu anda bak burada yetişen çocuklar İsrail'in o komutanları vesaire bilmem neleri oldu. Burada çok önemli bir şey. İki tane önemli bir şey var burada bak. Bir, tapınak. 10 yıl içinde diyor Süleyman Tapınağı'nı inşa edeceğiz. Ortodoks Yahudiler ne diyor? Ya diyor Katolik, yani bu Yahudiler, o dinler, aşırı inançtaki Yahudiler hata yapıyor. Allah diyor bize yeryüzünde bir devleti yasakladı diyor. Bunlar ama diyor bunu devam ettiriyor diyor. İsrail diye bir devlet aslında yok diyor. Hata yapıyorlar diyor. İsraillerin kendisi diyor. Belli bir grup var ya İsraillerin içinde, evet. Hahamların. İşte dedikleri grup bu. Lahik Yahudiler var ya. Lahik Yahudiler dedi. Dedi ya çocuk, üzülüyorum onlar için. Lahik Yahudiler böyle şeyler istemiyor. Böyle sürekli Filistinlerle kavga edelim, Araplarla düşman olalım, bunu istemiyor. Biz diyor onlarla yıllarca, uzun yıllar boyunca kardeşçe yaşamıştık diyor eski dönemlerde. Şimdi diyor niye bu kadar çok böyle düşmanca takılıyor? Ama şey Yahudiler, dindar Yahudiler dediği o ezoterik inançlara da bağlı olanlar kesinlikle diyor Araplar veya diğer insanlar, herhangi Türkler, başka insanlar, Almanlar, kim olursa olsun hepsi diyor köle. İkinci insan. Biz diyor üstün seçilmiş ırkız. Ona inananlar onlar. O yüzden özellikle bu videoyu aldım. Bu videoda yetiştirilen o çocuklar şu anda İsrail'in efendim en üst düzey askeri sınıfında, bürokrasisinde, siyasetinde olan, işte Likud Partisi'nin birçok milletvekili, emin olun buradan yetişme. Bu eğitim sisteminden geçmiş. Bu video beni yani çok, evet, şaşırtmadı ama ürpertti. Şimdi çocuk orada diyor ki yani, Süleyman Tapınağı. Evelallah da yani. Süleyman yani bunu yapmaları. Tabii. Ya bu çocuklara bak beyinleri nasıl işiyor görüyor musun? Evet. Ya bu eğitim değil yani. Bunu güya eğitim adına. Türkiye kızıl elma konusunda mesela, evet, ilkokulda daha bunu okutmalı biliyor musun? Ya ben yıllardır Mavi Vatan, senin programda ne diyorum? Allah rızası için Mavi Vatan haritası, evet, var. Evet ya. Assanıza ya okullarda. Mesela biz ilkokulda hiç o haritayı görmedik. Ortaokulda görmedik. Evet. Lisede görmedik. Keşke o haritayı ben Mavi Vatan'ın görsem. Şimdi çok başka bakardım. Koy tarih kitabına. Evet. De ki denizlerdeki Türkiye'nin misak-ı millisi. Bitti. Al bir sayfa yaz. Millet diyorsun ki bir dakika, misak-ı milli biliyoruz ama denizlerde de mi bizim misak-ı millimiz var? Kızıl elmayı yaz. Evet. Of. Ya ne diyorsun sen abi? İnşallah bir an evvel yetkililer de bizi duyuyor, izliyorlar. Senin sonuçta her programda dilimde tüy bitti. İnşallah, İnşallah Mavi Vatan haritalarını, İnşallah, önce devlet dairelerine, sonra da okullara, her yere, bütün o gençler, genç çocuklar Mavi Vatan'ın ne olduğunu, denizlerdeki misak-ı millisinin ne olduğunu öğrensin. Bunu istiyoruz. Şimdi bak tapınak diyor burada. 10 yıl içinde yıkılacak. Bak Türker hocam. Ya bir tapınak fotoğrafı var. Onu verebilir misiniz? Sonraki tapınak fotoğraf tepesi. Bak sonraki olmayabilir ama bak sonraki güzel gelmiş. Şimdi bak tapınak tepesi dediğimiz bölge. İşte Mescid-i Aksa, Kubbetü Sahra. Tapınak tepesi dediğimiz yer. Bu tepe böyle buradan böyle sınırlarıyla giden bir yer. İsrail dedim ya. İşte
Hazreti Süleyman'ın tapınağının yıkıldığından beri İsrail'e bir devlet kurulması Tanrı işte onlar öyle diyor. Allah Yehova tarafından yasaklanmış. Hı hı. Tamam mı? Yasaklanmış. Bunlar ne yapıyor? Tapınak tepesini yıkarak, burayı yıkarak özellikle Mescid-i Aksa vesaire Hazreti Süleyman'ın mabedini, tapınağını yeniden inşa edip bakın inşa ettik tapınağı. Allah işte bak işte Tanrı öyle izin verdi. O yüzden yaptık. O yüzden bizim bir devletimiz olabilir. Özellikle Büyük İsrail konusunda daha çok güya haklı bir gerekçe yapacaklar. Sapkın bir inançla. Bak bunları yıkacak, tapınağı kuracak. O tapınak yokken İsrail'in devleti yoktur. Tapınak varken İsrail'in devleti vardır. Şimdi o yüzden tapınağı inşa etmeye çalışıyor. Eğitim sisteminde dedi ya 10 yıl sonra tapınak kurulacak. Yani bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Yani hedef sadece Gazze değil. Bu işin dini ayağında Kudüs'e tabii, de gelecek. Tabii tabii tabii. İş oraya gelecek. Artık Müslümanlar zaten geldi de. Yani 2 milyar küsürlük Müslüman İslam alemi de Allah rızası için 10 milyonluk Yahudi şeyden İsrail'den korkmayın. Korkmayın ya. Korkmayın. Net tavır. Bak net tavır. Öyle kınıyoruz. Ben sabah akşam kınıyorum. Sokaktaki adam geliyorum. Konuşuyoruz. Sokaktaki bakkal da kınıyor. Ya kınamak değil. Peki bizim içimizdeki İsrail sevdalılarına ne diyeceksin hocam? Bak direkt söyleyeyim. İsrail çok güçlü. İsrail böyle yok şöyle. Ya burada Hollywood filmi çevirmiyoruz kardeşim. İsrail o kadar güçlüyse hadi görelim bakalım bir kara harekatını bile yapamadı. Çeşitli gerekçeler varmış. Niye? Çünkü oradaki yer altındaki tünellerde savaş yapmak kolay değil. İsrail'i bu kadar çok gözünüzde büyütmeyin. Propaganda yapmayın kardeşim. Propaganda yapacaksanız kendi devletiniz üzerinden propaganda yapın. Kendi ordunuz ne kadar destan yazıyor? Suriye'nin kuzeyinde, orada, burada, her yerde, Karabağ'da, Libya'da o kadar destan yazan bir ordunun, bir devletin bu kadar çok propagandasını yapmadınız be. Yazıklar olsun. Ne diyeyim yani? Nokta hakikaten. Yani yazıklar dün olsun. Hastane bombalandığında bir tweet paylaştım. 1,5 milyon görüntüleme almış. Neredesiniz ulan? İsrail seviciler dedim. Neredesiniz ulan? Müslümanlıklarından utananlar. Evet. Değil mi? Ya. Hiçbiri yok ortada. Paylaşım yapamıyor. Adam diyor ki aman hocam diyor dikkat et. İsrail'e çok karşı gelme şöyle olur. Ne gelecekse gelsin. Ulan ya. Katil İsrail, terörist İsrail diyorum hadi gelsin ne gelecekse gelsin ya. Yeter kardeşim haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Evet. Daha bir şey demiyorum. Evet. Sonraki geçelim. Gelsin. Şimdi bak Türker hocam nerelere geleceğiz. Bunak Baydın bak Bunak'la avanesi katilin İnsanlığın bittiği anı, an bu an ya. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin Bunak başka. Bunak olmasa zaten bunları zaten bir şey yapar. Bak bu da Isaac Herzog Cumhurbaşkanı. O kadar rahat, o kadar, bu kadar, hastane bombalanmış, sen gelmeden hastane bombalanmış, hastane bombasında MK bombası atılmış, o çok önemli bir bomba, birazdan detayına geleceğim, termobarik bir bomba. Ya bu kadar çok çocuk, genç, yaşlı hayatını kaybediyor. Çocuklar ölen annesinin başında duruyor, bu kadar çok insanlık inanılmaz derecede bir dram içinde, sen sarılıyorsun bir de utanmadan Biden efendi, Bunak Biden, açıklama yapıyorsun. Ya İsrail beni biraz ikna etti de. Sanki İsrail saldırısı değil, İsrail füzesi değil. Allah cezanızı versin ya daha ne diyeyim ya. Yani bu Amerika Birleşik Milletleri her zaman diyorum ya dünyanın başına bir bela. İsrail de dünyanın başına bela eden bunlar. Biden'ın 80'li yıllardaki senatoda yaptığı konuşma var. En büyük tabii ki yardım İsrail'e vermeliyiz. İsrail bizim oradaki bölgedeki efendim planlarımız için çok önemli falan diye konuşması var. Tesadüf değil bunlar. Bak değil, geçelim şimdi. Değil. Bak devam bir gazeteci. Bak şimdi bir gazeteci. Sesini açın soruyor. Arkadaşlar. Mr. President, are the Israelis operating within the rules of war that you talked about last week being so important? Good talking to you. Thank you, sir. Thanks, everybody. Thanks, sir. Thank you, sir. Appreciate it. All right, that was... Gazeteci müthiş bir şekilde soruyor. Diyor ki, hani siz söylemiştiniz diyor, bu İsrail işte bak savaş suçu işliyor falan, bu konuda ne diyorsunuz? Peki sizinle konuşmak güzeldi, güle güle. Cevap versene, verecek cevabı var mı? Verecek yüzü yok, cevabı da yok. İşte Biden bu. Amerika Birleşik Devletleri bu. Amerikan propagandası yapanlar da var ya. Amerika'nın en büyük hedefi İsrail'i burada o büyük İsrail sınırları çerçevesinde kendisine özellikle bu anlamda bir atıfta bulunmuş. Biden'ı bu kadar çok Netanyahu'ya sarıldıran, Netanyahu'yu bu kadar çok efendim kamçılayan, bu kadar çok İsrail'in pervasızca saldırmasını öngören veya işte isteyen en büyük grup Amerika'daki neokonlar. Amerika'daki neokonlarla evangelistler bu şekilde bunları yönlendiriyor. Bunlar da onlardan korkuyor. Verecek cevabı yok. O yüzden çok önemli ben bunu almak çok istedim. Çok acayip. Geçelim. Devam edin. Bak burada çok güzel. Şimdi Birleşmiş Milletler'de birkaç gündür oylamalar yapıyor. Helal olsun be Rusya'ya. Geleceğim şimdi. Bin kere helal olsun. Bana Rusçu diyorlar ya. Bak Rusya Filistin'in kınanmasıyla alakalı, şey Hamas'ın kınanmasıyla alakalı vesaire bir soru önergesinde red oyu verdi Rusya. Reddetti. Evet, evet. Veto etti Rusya. Hani Rusya, Rusya, Rusya diyorlar ya. Rusya bana. Çok dik duruyor bu konuda. Rusya şu anda var ya bilmiyorum da Amerika yeni bir tane
İsrail'in Likud Partisi, Netanyahu'nun Likud Partisi'nden bir milletvekili Rusya'yı tehdit etti. Rusya sıra sana da gelecek, senin yaptıklarını unutmadık diye daha bugün tehdit etti. Videosu vardı, getiremedim. Yani o da çok önemli, onu da sosyal medyada bakabilirler. Bak, müthiş bir başlık. Şeytanın avukatı. Bu şeytan, görmeyenler için bir daha verelim. Bu da onun avukatı Bunak, Bunak Baydın. Bir daha verelim. İşte ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin, bak ya bu savaş değil artık, bu başka bir şey. Tabii. Gazze'ye insani yardım sağlanması için çatışmalara ara verme kararını veto etti Amerika. Yani diyor ki gerek yok. Şimdi diyor ki 20 kamyonluk, 20 tırlık işte yer açtık. 20 tır nereye geçecek ya? Biz işte Mecidiyeköy'ün şöyle bir mahallesinin bir şeyini çevir yeter mi? Bir sokakta 20, bir tır. Aynen öyle. Çok büyük bir şey. 20 kamyon. Tebrik ederiz. 20 kamyon çok büyük. Yazıklar olsun be. Refah sınır kapısına gidiyor, bombalıyorsun. Oraya gidiyor, bombalıyorsun. Su alamıyor. Bak millet içmeyi bıraktım. Adam diyor ki abdest alamıyoruz diye hiçbir şey. Bu El Ahli Hastanesi Hristiyan Hastanesi. Yani adam Baptist, şunu düşünüp gitmiştir Baptist muhtemelen. Hani en azından bu kadar vahşeti yapan insanlar bari burayı vurmaz ya. Evet. Diye gitmiştir, onu bile vurdu. Kilise vurdu ya. Bunlar kilise vurdu, kilise. Bilmem kaç bin yıllık kiliseyi vurdu. Evet. 1600 yıllık kiliseyi vurdu. 1600 yıllık kiliseyi vurdu, yetmedi. O hastane El Ahli Hastanesi Baptist. Baptistlerin hastanesi. Orayı da vurdu. Yani bunlar hiçbir şekilde hedef gözetmiyor. Dediğim gibi neokonlarla evangelistlerin Tanrı'yı kıyamete zorlamak deyimini harekete geçiriyorlar. O yüzden 2023 sıradan bir tarih değildi. Geçelim Türker Hocam. Şimdi bu Bunak Baydın diyordu ya, avukatı, şeytanın avukatı. Beni diyor İsrail ikna etti. Bu atılan hastaneye bomba Hamas tarafından atıldı. İsrail'le ilgili böyle şey. Bak şimdi MK-84 güdümlü bomba çok önemli bir örnek. Daha önce atılmış hali, daha sonra atılmış hali. Önce bir sesli verelim, sonra sesi yorumlayalım. Sesi açın bakalım. Vay be. Hamas'ta bu böyle bir füze yok. Yok. Hamas'ta böyle bir füze yok. Kimse kimseyi kandırmasın. Hamas'ta böyle ses hızını aşan bir bomba yok. Bir roket yok. Utanarak Hamas diyor hala. Daha önce atılmış hali, hastaneye atılmış hali. Bu bomba termobarik bir bomba. Yani 4000 santigrat derecede çevresine ısı yayan bir bomba. İlk geldiği andan itibaren bir delici unsuruyla özellikle yerin altına doğru gidip sonra büyük bir şekilde patlama, ki ateş oradan geliyor. Çıkan hava da o termobarik olmasından dolayı, yaydığı ısıdan dolayı çıkacak o bulutlar, hava bu şekilde çıkıyor. Yani bu bomba çok net bir şekilde İsrail'den atılmıştır. Hala İsrail hastaneleri bombalamadı. Efendim böyle yayınları yapanlar var. Bu dış basında da görüyoruz. Sen bir tanesine çok güzel cevap verdin. Deutsche Welle'ye helal olsun. Çok da güzel, bak izlerken ya helal olsun, bin kere dedim. Eyvallah hocam. O Deutsche Welle şeyin, Almanya'nın efendim işte neydi o başlık ya? Şey o kadar diyor, saçma yani, insan haklarıyla. Evet. Sivillere evet yönelik saldırılar savaş suçu sayılmayabilir. Allah Allah. İsrail yapınca hep sus pus. Evet. Nasıl bir iş nasıl ya? Yani kocaman Alman Deutsche Welle böyle bir haber yapıyor. BBC de dahil. Hepsi de bak bu haberleri benzer yapıyor. BBC de bunu alt dedi ki tabii, hastanenin altını bombaladın dedi. BBC evet, koordinat verdi haberinde yani. Ve bunlara Türkiye'de inananlar da geri zekalıdır. Aynen öyle. Bak çok net. Geri zekalısınız siz eğer onlara inanıyorsanız. Bugün Türkiye'de çıkıp bir tartışma programında, bir haber programında biri diyorsa ki, bak biri diyor, çok önemli bir yere geleceğim. Efendim işte İsrail işte şöyle yapıyor, aslında böyle değil de efendim, yani İsrail'i aklamaya çalışanlar var ya. Bunu diyorsa, hele bir de bak bu söyleyenler uluslararası hukuk, uluslararası anlaşmalar, uluslararası kuruluşlar, bunlarla alakalı bunlara atıfta bulunup bunlardan medet umar şekilde konuşuyorsa Allah kahretsin, daha bir şey diyemiyorum. Hadi oradan diyeceksin ona ya. Nerede Birleşmiş Milletler ya? İsrail'in onaylama makamı, görüyoruz. Tiyatrolar dönüyor. Geçenlerde işte gördük Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda. Hep tiyatro dönüyor. Nerede uluslararası insan hakları? Nerede bu insan haklarını, ben anlamıyorum ya. Karabağ'da hemen şey yapıyorlardı ya Ermenilere. Olmayan, bak olmayan Azerbaycan, can Azerbaycan'ın nasıl sivillere yönelik müthiş şekilde muamele ettiğini gören bir sürü video vardı. Ona rağmen bak izleme komitesi gitti Birleşmiş Milletler. Onlar bile dedi herhangi bir sorun yok dedi burada. Ama hala uluslararası o işte af örgütleri, yok bilmem kuruluşlar. Nerede insan hakları? Bunların insan hakları herhalde sadece bunlara işliyor. Tabii, İsrail'e tabii bir laf edemiyorlar. Çünkü yok, hepsi onlar tarafından çıkarıldı, fonlandı. Geçelim Türker Hocam. Şimdi ABD Silahlı Kuvvetleri'nin 2006'da dergide yayınlanan o meşhur Büyük Orta Doğu haritası. Bu haritayı çok yorumladılar. Bu haritayı çok konuştular. Biz de çok konuştuk. Hatta Derin Dünya Devleti ve Orta Doğu kitabında özellikle bu haritayı özellikle verdik.
Bununla alakalı konuşmalar da, söylemler de yaptık. Şimdi bu haritada öyle bir şey ki, bakın sevgili dostlar, bu harita gerçekten 2006'da yayınlanan bu harita sıkıntılı bir harita. Büyük İsrail projesinin aslında sınırların olduğu harita, ama bunu Büyük İsrail diye vermiyorlar. Bölünmüş şekilde veriyorlar. Güya Büyük Ürdün. Birazdan Ürdün'e de geleceğim. Sünni Irak. Sözde özgür Kürdistan. Suriye'nin kuzeyinde diyor ya. Amerika'nın müttefikleri var orada. Şeyleri var. Ne diyorlar ona? Avaneleri var. Hani orada işte terör örgütleri. Diğer taraftan bakıyoruz. Bak Batı Şerif tamamen Gazze tarafı gitmiş. Gazze'yi zaten bu haritada gitmiş, göstermiş, bitmiş. Gazze yok burada. Kutsal İslam Devleti ayrı bir şey koyuyor. Bağımsız Suudi toprakları. Çok çok sıkıntılı bir haritanın. Şii devleti kurmuş. Tabii. Çok çok sıkıntılı bir haritanın şu anda düğmesine basılmış hali. Yani tarihler eski olsa da amaç hiç değişmiyor ve o şekilde de ilerlemeye çalışıyorlar. Ama gerçekten de tüm samimiyetimle söylüyorum bunu. İnandığım için söylüyorum. Laf olsun diye söylemiyorum kardeşim. Çok net. Gerçekten bunu yapabilecek istedikleri, bak ne olursa olsun, Türkiye'yi halletmeden hiçbir şekilde bu haritaları yapamazlar. Bak onların en çok tehdit gördüğü Türkiye biliyor musun? Lübnan, Suriye falan. Şimdi biz bizeyiz, dümdüz ederler. Çok net. Bak bunu şey olarak söylemiyorum, yanlış anlaşılmasın. Çünkü Amerika Birleşik Milletleri orada bir sürü donanma çıkardı. Kraliyet donanması, bugün Rishi Sunak gelmişti, İngiltere Başbakanı şeyi. Bak bunlar zaten o hazırlığı yapmış. Doğu Akdeniz'de Fransız destroyerleri, fırkateynleri cirit atıyor. Ama iş Türkiye'ye gelince, aslanlar gibi Türkiye'yi görünce dimdik bir şey yapamıyorlar. Türkiye bunların planlarını çok erteledi. Nerede erteledi biliyor musun? Fırat Kalkanı'nda erteledi. Barış Pınarı'nda erteledi. Afrin'de erteledi. Güya kurulması planlanan o Kürdistan haritasına, tabii, yani tabii, Büyük İsrail projesine Türkiye şah çekti. O zamanlardan beri de şah çekmeye devam ediyor. O yüzden bu çok önemli. Bak bu projelerin özellikle Türkiye halledilmeden yapılamayacağını çok iyi biliyorlar. O yüzden de şu anda Türkiye'de dikkat, Cihat Yaycı Paşa'nın dediği gibi. Geçelim. Yani uçak gemisi, Amerikan uçak gemisi sadece tek bir amaç için gelmedi. Ya buradaydı zaten Türker hocam. Biz senin programına konuşmadık mı Gerald Ford'u? Gerald Ford buradaydı zaten. Buradaydı bir yere gitmedik. Roosevelt falan yine geliyor. Gerald Ford buradaydı zaten. Bak bir şey daha yapacak ha. Bak bunu da ilk defa burada söyleyelim mi? Bunlar, bu Amerika Birleşik Milletleri, bu alçaklar, bu küreselci şeytani üst akıl, yapay depremleri bir silah olarak kullanıyorlar. Senin de bu konuda çok güzel Kürşat abiyle yazdığın kitap var. Hard diye. Bunlar, Gerald Ford gemisinde elektromanyetik harf sistemleri var. Yani biliyorsun ionosfere gönderdikleri ışınlarla, işte herkes biliyor, harp teknolojisi var artık. Artık yok diyenin aklına şaşacağım yani. Bununla ilgili bir sürü yazılan kitaplar var. Açın bir tanesini okuyun. Amerikan raporlarına bile girmiş proje. Yani böyle bir proje var. Bunu kabul edelim bir kere. Bu proje kapsamında yapay depremler de yapabilirler. Nerede? İran'da. Özellikle İran'da veya Türkiye'nin belli bir bölgesinde Gerald Ford gemisinin özellikle bu bölgede uzun zamandır olması ve şu anda da düğmeye basılmasından dolayı Türkiye'nin ve İran'ın alacağı yakın zamandaki tavra göre burada bir şekilde savaşın yapay deprem kısmını da ayağını da sokabilirler ortaya. Çok ciddi defa bir uyarı. Evet. Bu gemilerin geliş sebebi yani, tek bir duruma bağlı değil. Tabii ki. Türkiye boşuna mı birkaç gündür Koral'ın reklamını yapıyor? Karşıt bizde de var diyor bak. Ya ama işte İran çok büyük tehlikede, onu söyleyeyim. Şimdi Hizbullah, Irak Hizbullah. Tabii bunlar Irak Hizbullah, İran Hizbullah, Lübnan Hizbullah, bir grup aslında. Evet. Şimdi Irak Hizbullah çok net bir şekilde açıklama yaptı. Geçen paylaşım yaptılar. Niye aldım bunu, geleceğim. Mescid-i Aksa tufanı operasyonuna katıldığımızı ve savaşa girdiğimizi ilan ediyoruz. Şimdi dedim ya 1-2-3 gün içinde, 2-3 gün içinde Lübnan'a gelebilirler. Şimdi Lübnan Hizbullah ile bunlar birleşip bir şekilde bu anlamda tehdit unsuru oluşturduğu gerekçesiyle yine İsrail bir şekilde özellikle Amerika Birleşik Milletleri'nin de yoğun desteğiyle Lübnan'a bir saldırı başlatabilir. Zaten Lübnan'a saldırılar başlatıldı ama o Gazze'ye yapılamayan kara harekatları Lübnan'da başlayabilir. Bak bunun sinyalini verelim burada. Tamam. Geçelim. Devam bak, edelim. Çok yakın takip ettiğimiz Pentapostagma, Yunanistan'ın gazetesi, en çok okunan gazetelerinden. Şimdi bak bu da daha yeni 18-10 bir haber başlattı. Kaos. Hizbullah İsrail'e acımasızca saldırırken Lübnanlılar Beyrut'taki ABD Büyükelçiliğini yaktı. Örgüt binlerce kat daha güçlüyüz diyor. Bunu niye propaganda olarak veriyor? Bak işte bak Pentapostagma'nın propagandasına bak. Lübnan'a saldırı olacak. Bunlar da bahane oluşturuyor. Yunanistan tamamen İsrail'in yanında. Mitsotakis açıklama yaptı. Çünkü Mitsotakis'i de en çok desteği verenlerden biriydi İsrail. Ama dün Yunanistan Atina sokaklarında çok büyük bir eylem vardı. Filistin yanlısı. Evet. Hocam halk da Ürdün'le çıkıyor. Mesela Ürdün'ün Kral Abdullah. Bak bu kadar olaylar oluyor. Niye Ürdün'de hiçbir şey olmuyor? Niye hiç Ürdün gündeme gelmiyor? İngiltere ağırlığı var çünkü orada.
Kral Abdullah vs. İngiltere ağırlığı var. İngiltere'den dolayı. Oraya yanaşamazlar bile. Ama halkı gösteri yapıyor. Bu normal. Yunanistan halkıyla da bizim problemimiz yok ki. Tabii canım. Bizim o Amerika'nın kuklalarını efendim şeyini yapanlarla işte Miçotakis ve Avanesi'yle sorunumuz var. Bak geçelim bu propaganda malzemesi. BBC de bak BBC'nin verdiğini de yine aynı şekilde veriyor gazete ama BBC de vermiş. Amerika'nın İsrail'le ilgili en büyük korkusu bu. Hizbullah'a gösteriyor. Yine Hizbullah'a hedef gösteriyor. Bak aynı gün farklı gazeteler BBC, Pentepostakma, uluslararası basın bir Hizbullah propagandasına başladı. Hizbullah zaten tehdit etti. Hizbullah'ın yapacağı en ufak bir saldırıyla itibaren 2-3 gün içinde Lübnan'a çok büyük bir saldırı olabilir. O yüzden bunları getiriyorum. Bunlar propaganda malzemesi altını çizmek için. Geçelim. Devam edelim arkadaşlar. Evet, bu son görselimiz tabii bu da Türkiye Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'de yapacağı tatbikat. Bir kere şunun altını çizelim. Arkadaşlar bu tatbikat buradaki gelişmeler için özel olarak yapılmıyor. Onu söyleyelim. Bu her sene yapılan bir tatbikat. Atış tatbikatı. Çok önemli, muhteviyatı çok geniş bir tatbikat. Bu tatbikat çerçevesinde Yunanistan hemen bu tatbikatı Navtex'in ilan edilir edilmez acil durum başlığıyla bir haber yayınladı. Acil durum. Bak dikkatini çekerim. Türk savaş gemileri Kıbrıs, Lübnan, İsrail üçgeninde ateşle oynayarak tatbikat yapıyor. Ya şimdi Yunan basınına soralım. Hiç mi utanmanız yoksun ya? Ulan Fransız gemileri burada cirit atıyor bir şey demezsin. Amerikan gemileri cirit atıyor hiçbir şey söyleyemezsin. E diğer taraftan İtalyanlı, İtalyanlı, Alman efendim gemileri burada hiçbir şey diyemiyorsun. Ha Türkiye kendi Navtex bölgesinde tatbikat yapınca bu acil durum oluyor. Vallahi sizin için acil durum. Evet sizin için acil durum ama mazlumlar için de can suyu. Onu da söyleyelim. Hocam çok teşekkür ederiz. Yani gelişmeleri çok güzel bir şekilde yorumladın. Çok 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 sağ ol hocam. Ben de çok teşekkür ederim. Yani bu yorumladıklarımızın içinde gerçekten çok önemli detaylar var. Çok. Bu detayları iyi almak lazım. İlk defa da sizin burada YouTube programımızda söylediğimiz o yapay deprem hususu başta olmak üzere tapınağın yıkılma hususu çok çok önemli. Şu anda buna karşı da oynuyorlar. Verdikleri eğitim sisteminde gördünüz. Dehşet videolar. Elimizden geldiğince bu mücadeleye devam edeceğiz. Hiçbir şekilde İsrail, Amerika Birleşik Milletleri, Almanya, Fransa propaganda yapanlarına itibar etmeyin. Onlar istediği kadar onların propagandasını çaktırmadan maalesef ana akım medyada yapsa da siz şunu bilin ki Türk ordusu, Türk devleti imkan ve kabiliyetleriyle hepsinden daha da üstün ve onların ötesindedir. Türk ordusu bak diyor ki teknolojisi çok güçlü. Teknolojiniz ne kadar güçlü olursa olsun silahı kullanan daima insandır. Bilmem anlatabildim. Çok doğru. Evet. Önümüzdeki hafta Koray Kammacı inşallah ne var ne yok canlı yayınında olacak. İnşallah. Orada da tüm gelişmeleri yine aktaracağız. Evet. Koray Kammacı'nın kendi YouTube kanalı da var Politalk. Onu da takip edin efendim. Teşekkür ederiz. Ne var ne yok'a da abone olmayı unutmayın. Tek parti halinde, tek parça halinde Ne Var Ne Yok'ta yayınlıyoruz. Ne Var Ne Yok 2'de ise bendeniz her gün canlı ve günün yorumunu yapıyoruz. Ama abone olmanız çok çok önemli. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.